Cool up İngilistan'a sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere İngilizcenizi roket gibi uçuracak akıllı telefon uygulamalarından bahsedeceğim. Üstelik hepsi de ücretsiz yani beleş. Instagram'da onun bunun fotoğrafını likeladın, eline ne geçti? DM'den yürüdün, boş döndün. Ama bu uygulamalarda boş dönmek yok. Her halükarda İngilizce var. Bu uygulamaları kullanmanın arka planda arkadaşlar elimizden hiç düşürmediğimiz bu akıllı telefonları İngilizce öğrenmeye kanalize etmek var. Yani boş boş vakit geçirmeye değil de biraz da İngilizce öğrenmemize faydası olsun mantığı var. Çünkü İngilizceyi artık bir ders olarak değil, hayatın ta kendisi olduğunu görmenizi istiyorum. İngilizceyi hayatın bir parçası görün ki onu sevin ve bağrınıza basın. Yoksa sevmeden öğrenemezsiniz. İlk bahsedeceğim uygulamamız Nivsin Levels. Bu bir haber takip uygulaması. Bu uygulamayı seçmemin 3 tane temel sebebi var. Uygulamanın içine girip size göstereceğim onları tek tek. Bakın uygulamamızı açıyoruz. Burada ilk olarak bize haberlerin listesi karşılıyor ve ilk güzel haber şu uygulama siz arkadaşlar her gün iki tane haber gönderiyor. Yani gereksiz bir kalabalık böyle yüzlerce haber arasında boğulmak gibi bir şey yok. Seçilmiş ilginç ve güzel haberlerden oluşan iki tane haber. Bildirim geliyor size ve siz o bildirimi silmediğiniz sürece kendini orada hatırlatıyor. Dokunup haberinizi okuyup sonra da bildirimi kaldırabiliyorsunuz. Mesela burada Boy Hits a Painting bakın şurada bir haberimiz var onu açalım. Bakın habere dokunduğumda 3 seviye olarak haberi karşıma çıkarıyor benim. Birinci seviyede elementary civarında bir anlatım var. 2 paragraftan oluşuyor. Level 2'de aynı haberi biraz daha detaylı pre-intermediate, intermediate civarı anlatıyor. Level 3'e geldiğimizde ise yine aynı haberi bu sefer intermediate, upper intermediate ve advanced civarı anlatıyor. En sağa dokunduğumda ise haberin orijinal görüntüsüne, orijinal haline ulaşabiliyorum görüntüler ile birlikte. Şimdi diyelim ki seviyemiz elementary civarında. Biz de bu ilk sekmeye level 1'e dokunduk ve haberimizi okuyoruz. In Taipei there is an exhibition. Bakın buradaki exhibition kelimesini ben bilmiyorum. Yapacağım şey çok basit. Exhibition'ın üzerine geliyorum. Birazcık bekledikten sonra bakın şurada altta hemen translate kelimesi göründü. Translate'e dokunduğumda Exhibition'ın sergi olduğunu anında bu şekilde görebiliyorum. Uygulamanın üçüncü güzel özelliğine gelecek olursak diyelim ki haberi okudunuz, bitti. Kelimeleri anladınız, çevirdiniz, her şey tamam. Son olarak haberi bir native speaker'dan buradaki play tuşuna basarak dinleyebiliyorsunuz. In Taipei, there is an exhibition. It is an exhibition of painting görüyorsunuz tane tane gayet anlaşılır bir şekilde okuyor böylece listening alanına da fayda sağlamış oluyorsunuz İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak ikinci akıllı telefon uygulamamız Voice Screen. Aramızda film ve dizi izlemeyen yoktur zannediyorum. Hepimiz bir şekilde film ve dizilerle muhatap oluyoruz. Peki izlediğimiz bu dizileri İngilizce öğrenmeye kanalize etsek nasıl olur? Bence harika olur. İşte Voice Screen tam olarak bunu yapıyor. Gelin birlikte detaylarına bakalım. Uygulamaya giriyoruz bakın. Bu şekilde dokunduğumuzda yükleniyor şu anda. Uygulamamızda film ve dizilerden birer ve ikişer cümlelik alıntılar var. Mesela bu bakın sol üst köşede adını da yazmış. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs yani Buz Çağı, buz devrinden bir sahne var. Diyelim ki dinledikten sonra anlamadınız. Bir kez daha play'e tuşuna. Oh, basıp dinledik. Daha sonra bakın sağ tarafta bize 14 saniyelik bir zaman vermiş. Bu henüz başlamadı. Neden? Çünkü benim aşağıdaki iki seçenekten birisine dokunmamı istiyor. Soldakine dokunursam İngilizce olarak ne söylediğini bana üstte yazmayacak. Ancak sağdakine dokunursam yazacak. Ben şu anda kendimi güven almak için sağdakini seçiyorum. I'm not pregnant. Altta iki seçenek çıktı. Ben şişman değilim, hamile değilim. Bakın zaman da bu arada ilerliyor. Hamile değilimi seçtim. Bakın yukarıda şurada puanım da, şurada skor kısmında puanım da yükseldi ve bir sonraki videoya geçtim. Evet Dump and Dumper 2 sanırım bu salak ilavanak diye çevirmişti bu film Türkçe'ye. Yine oradan bir sahne karşımıza çıktı. Bu sefer kendime güvendiğim için bana metni verme diye sol sekmeye bastım. Süre başladı. Ne arıyorsun ve ne yapıyorsun diyor. What are you doing dediği için ben de ne yapıyorsunu seçerek puanımı almış oldum arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten çok keyifli. Birkaç saniyelik egzersizlerden bahsediyoruz. Yani kimse bana zamanım yetmiyor buna da zamanım yok diyemez. Bunu tuvalette bile yapan var söylemiş olayım. Bu uygulama sayesinde hem dinleme hem de okuma yapabiliyorsunuz hem de film ve dizi gibi güzel mecralardan. Diğer özelliklerini de buradan anlatmaya devam edeyim. Öncelikle bu sekmeye dokunduğunuzda arkadaşlar seviyenize göre ayar yapabiliyorsunuz ki bu gerçekten çok önemli bir özellik. Bakın beginner'dan advance'e kadar istediğiniz seviyeyi seçebiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de wall structure sekmesine dokunursanız arkadaşlar diyelim ki ken konusunu öğrendiniz. Bana sadece kendi ilgili videoları getir dediğinizde de bunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Can you, hear me? Can you hear me dedi. Kendimize güvendiğimiz için İngilizcesini istemedik. Beni duyabiliyor musun sol tarafta? Beni anlıyor musun sağ tarafta? Süremiz devam ediyor. Beni duyabiliyor musunuz? Seçtik, puanımızı aldık. Son olarak eğer kendinize güveniyorsanız yani ben İngilizceden İngilizceye, İngilizce Türkçe değil de İngilizceden İngilizceye de anlamını söyleyebilirim diyorsanız buradan İngilizce sekmesine dokunduğunuzda Evet, I can see you, I can see you too şeklinde duyduk. Bunu da yapalım. I can see now, you are visible, so are you. Evet, sen görünebiliyorsun, sen de görünebiliyorsun şeklinde yapmış olduk. İlk uygulamamız haber takibi içinde, ikinci uygulamamız film ve dizi severler için içinde, üçüncü uygulamamız ise sevgili arkadaşlar şarkı dinlemeyi, İngilizce yabancı dilde şarkı dinlemeyi sevenler için olacak. Dikkat ederseniz her birini farklı bir tarzdan seçtim ki herkes kendine göre bir istifade fayda sağlayabilsin diye. Gelelim Üçüncü uygulamamız Music Match'in nasıl çalıştığına. Uygulamanın içine giriyoruz önce dokunarak bu arada illa bu şekilde yapmanız gerekmiyor Youtube'dan veya kendi müzik arşivinizden de bir şey açabiliyorsunuz ancak ben burada Spotify ile işledim Mesela Bruno Mars'ın Lazy Song sevdiğim bir şarkı onu açacağım Bakın şarkıyı başlatıyorum Today I don't feel Evet gördüğünüz gibi şarkının sözlerini İngilizce ve Türkçe olarak karşıma döküyor. Yani hiçbir ek çabaya girmeksizin sadece telefonunuzun ekranına bakarak İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Otobüste koşu bandında boş boş sağa sola bakacağınıza müzik dinlerken ekranı ara sıra göz attığınızda İngilizce öğrenebilirsiniz. Bu güzel fırsatı bence değerlendirin. Bu arada akıllara gelebilir uygulamanın veri kullanımı gerçekten çok düşük bilginize. Dördüncü uygulamamıza geldiğimizde ise okumayı sevenler için çok güzel bir uygulamamız var. Bilingual App. Uygulamamızı açıyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer uygulamalarımızda da olduğu gibi. Sol üst köşede bakın diller seçeneği var. Tabii ki biz İngilizceyi seçtik. Ancak isteyen arkadaşlar farklı dilleri de değerlendirebilirler. İkinci olarak hemen onun sağında seviyeler var bakın. Ben yeni örnek olsun diye burada başlangıç seviyesini seçtim. Ve son olarak sağda da arkadaşlar tarz olarak seçim yapabiliyorsunuz. Temel hikayeler mi, çocuk hikayeler mi, bakın popüler hikayeler gibi sekmelerimiz var. Ben yine buraya filtre koymadım bütün seçenekleri görebilmek için. Diyelim ki Kral ve Şapşal Maymun adlı hikayeyi okumak üzere açtık. Oku dediğimde yükleniyor. Bakın play tuşuna bastığımda ne oluyor? idea. Evet hikayemizi hem İngilizce hem Türkçe olarak okuduğu gibi aynı zamanda okuduğu yerlerin üzerini çizerek takip etmemizi kolaylaştırıyor. Dilerseniz burada ayarlarımızda bakın yazı büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz metin boyutundan veyahut da Türkçe sekmesini kaldırıp sadece İngilizce olarak alabiliyoruz. Ve son olarak okuma hızı bana hızlı geliyor diyorsanız da buradan 3 bölü 4 1 bölü 2 gibi seçeneklerden alabiliyorsunuz. Uygulama birkaç kitaptan sonra ücretliye dönüyor bilginiz olsun. Ancak en azından bir denerseniz gerçekten isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bilingual uygulamasını bu şekilde. İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak akıllı telefon uygulamaları videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın benzer videolardan böylece hemen haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.